Merhaba değerli izleyicilerimiz. İSİBİ TV canlı yayınımıza hoş geldiniz. Ben Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi öğrencisi Mert Abay. Bugün konuğumuz Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yunus Ömer Boyacı hocamızla beraberiz. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sizi biraz tanıyabilir miyiz hocam? Tabii. 1993 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi'nde göreve başladım. O zaman tabii araştırma görevlisi olarak. Daha sonra burada yan doçent, 2005 yılında doçent ve 2010 yılında ise profesör olarak devam ediyorum. 2015 yılından beri de Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Başkanlığı'nda görev yapıyorum. Orada bu görevi sürdürüyoruz. Yaklaşık 2 öğretim görevlisi ve 2 öğretim üyesiyle 4 toplam öğretim üyesi görev almakta bu anabilim dalında. Teşekkürler hocam. İzninizle sorulara başlıyorum. Tabii buyurun. Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı ne ile ilgilenir hocam? Tabii deniz biyolojisi, denizdeki yaşamın ve bağlı olduğu çevrenin tüm yönlerinin incelenmesi. Çok çok geniş bir kavram tabii bu. Buna derin okyanuslarda, sığ denizlerde ve laboratuvarda deniz bitkileri, hayvanlar ve hem omurgalı hem de omurgasız. Omurgalı omurgasız ayrımını da yapıyoruz tabii. Diğer organizmalar da bunun içerisine dahildir. Deniz biyolojisinin temel amacı deniz dünyasını daha iyi anlamak. İnsan ve doğal rahatsızlıklardan etkilenen ekosistemlerdeki değişiklikleri izlemek ve tahmin etmektir. Kısaca böyle tanımlayabilirim. Yani deniz biyolojisinin çok geniş bir kavramı olduğu için böyle bir çerçeve. Önce canlıyı ilgilendiriyor ve canlı çevresi. Tabii önce canlılar, omurgalı omurgasız ve çevresini bunu alan olarak. Şu ana kadar yapılan çalışmalar nelerdir hocam? Tabii. Yani şu anda deniz biyolojisi anabilim dalı eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanında. Tabii eğitim ve öğretim faaliyetleri de var. Yüksek lisans doktora eğitimi var. Tabi lisans eğitimi bizde yok tabi bu noktada. Sadece tek bir bölüm olarak yer almaktayız. Şimdi denizel ve lagüner ekosistemlerdeki biyolojik çeşitliliğin ve bu çeşitliliği oluşturan canlıların popülasyon durumlarının tespiti ile ekosistemlerin su kirliliği ve ekolojik kalite durumlarının belirlenmesi bağlamında araştırmalar yapıyor. Ve anabilim dalı bünyesinde yer alan bentoz, biyojeokimya, su kimyası ve planktonoloji laboratuvarlarında çalışmalar yürütülmektedir. Yani bugüne kadar tabii pek çok çalışmalar yapılmış. Deniz biyolojisi alanında görevli araştırıcılardan günümüze kadar bilim dünyası için yeni olan pek çok tür tanımlanmış. Yani yeni türler diye ifade ediyoruz bunu. Ve bu türlere her geçen gün yenileri eklenmektedir. Bentoloji, yani taban bilimi diyebileceğimiz okyanus ya da denizlerin tabanında yaşayan hayvanları ifade eden bentoloji laboratuvarında bentik bölgedeki farklı habitat ve derinliklerden örnekleme aletleriyle veya dalışlar, dalışlar da burada tabii önemli, tüplü veya serbest olarak yapılabiliyor. Toplanan kalitatif ve kantitatif örnekler incelenmektedir, sayısal ve miktar olarak incelenmektedir. Bentik bölgede yaşayan farklı taksonomik gruplara ait türlerin üreme ve beslenme biyolojilerine yönelik çalışmalar da bu laboratuvarda gerçekleştirilmektedir. Kısaca böyle diyebilirim. Daha var bir sürü çalışmalar ama fazla da uzatmayayım diye. Peki hocam. Denizde yaşayan hayvan grupları hakkında bilgi verir misiniz? Tabii. Şimdi biraz önce de bahsettiğim gibi omurgalı ve omurgasız diye ayırıyoruz. Aslında bu omurgasız grubu biraz göz ardı ediliyor. Şimdi balıklar omurgalı diye biliniyor ve hepimiz bunu tanıyoruz. Gözle görülebildiği için. Bunun dışında işte deniz memelileri var. Biliyorsunuz balinadır, foktur, yunus balığı ve ona benzer balıklar. Ya balık değil, memeliler. Onun dışında arkadaşlar göz ardı edilen belki de çok dikkate alınmayan, belki ekonomik açıdan insanlar tarafından çok dikkate alınmadığı için belki denizlerde ve sularda yaşayan hayvanların %70-80'ini teşkil eden omurgasız hayvanlar grubu var. Bu grupların içerisinde şöyle kısaca sıralayacak olursak, birincisi tek hücreliler diyebildiğimiz protozoanlar, ikinci süngerler, hepimiz meşhur biliyorsunuz. Evet. Hani süngerlerin varlığını bir ara araştırma merkezi de vardı ama bu araştırma merkezi şu anda kapandı. Sünger biliyorsunuz kozmetikte, sanayide, evet, ve sağlık sektöründe kullanıldığını biliyorum. Şimdi sadece bir süs amaçlı kullanılıyor. Onun dışında kinidarya diyebildiğimiz işte yakıcı kapsüller, medüz, deniz analarını herkes bilir. Yakıcı kapsül deriz, ayağımıza falan dokunduğu zaman, evet, hani yakar. Onun dışında solucanlar grubu var. Yassı solucanlar, halkalı solucanlar, yuvarlak solucanlar. Onun dışında tabii arkadaşlar yuvarlak solucanların dışında yumuşakçalar. Yumuşakçaları hepiniz şöyle bir açtığım zaman bileceksiniz. İçerisinde sepalapotlar, gastropotlar, bivalvler gibi böyle çok meşhur. Yani midyeler, evet, salyongozlar,
ve ahtapot, mürekkep balığı, kalamar gibi grupların olduğu yumuşakça dediğimiz grup. Onun dışında bir de kabuklu dediğimiz krustaseler. Krustaseler ise işte o da meşhur. Ekonomik açıdan da önemli. Kerevit, Eğirdir Gönlü'nün evet. meşhur biliyorsunuz. Karides, yengeç, istakoz. Bütün bunlar arkadaşlar hem ekonomik açıdan önemli hem de denizlerimizde çok yaygın bulunan hayvan grupları. Bir de denizlerimizi özgü diyebildiğimiz hani bütün defterlerde, kitaplarda o hayvanı gördüğünüz zaman dersiniz ki bu deniz, denizi ifade ediyor diyebildiğimiz Echinodermata diyebilen hani deniz yıldızı, evet. yılan yıldızı, ondan sonra deniz kestanesi. Hı hı. Bütün bu hayvan grupları da aslında denizlerimizin zengin şeyleri. Tabii bu arada mercanları unutmayan evet. atollar, resifler. Bunlar tabii ülkemizde çok yaygın değil ama açık denizlerde bilhassa ekvator bölgesine yakın yerlerdeki sıcak denizlerde bulunan hayvan grupları olarak biliyoruz bunları. Yani daha çok söyleyecek şey var ama kısaca bu kadar. Teşekkürler hocam. Diğer sorum denizdeki ekolojik sistemdeki değişimler. Evet. Deniz büyüsünü etkiler mi hocam? Tabii. Yani şimdi fiziksel, kimyasal ve biyolojik diye faktörler var biliyorsunuz. Fiziksel faktörler nedir? İşte sıcaklık, soğukluk, ondan sonra pH, evet. kimyasal olanlar pH'tir, işte tuzluluktur, oksijendir, bütün bunlar her canlıyı etkiler. Yani karadaki yaşayan canlılarda, denizdeki canlılarda etkiler. Bir de biyolojik faktörler var. Bu da rekabettir. Hani besin noktasında biliyorsunuz rekabet vardır. Yani bir canlı sınırsız üreyemez tabiatta. Yani dolayısıyla şimdi tabiatta meydana gelen ani bir değişiklik ya da o bir ortamda değişikliğin meydana gelmesi oradaki canlıları bütünüyle etkiler. Ve adeta biz şunu deriz. Yani o tabiattaki o değişiklikler canlılarını kendisini seçer. Yani o canlılar öyle canlılarını seçer ki kendine adaptasyon sağlayan, uyum sağlayan canlılar o ortamda yaşamaya başlar. Ve gittiğiniz zaman şunu bilirsiniz uzmanlar ya da bu konuyu çalışanlar. Mesela bir örnek aldığınız zaman, bana örneği getirdiğiniz zaman ben derim ki bu örneği siz işte tabandan almışsınız, pelajik bölgeden almışsınız, kirli, orta kirli ya da tamamen temiz bir bölgeden bu örneği almışsınızdır diye bir fikir ileri sürebilirsiniz ön fikir olarak. Yani ekoloji çok önemlidir. Canlıların dağılımıyla ilgili faktörlerin değişimi. Hocam bildiğiniz gibi son yıllarda deniz anadının artışı, balon balıklarının artışı ne ifade ediyor? Aslında iki ayrı faktör var burada. Balon balıklarının artışı aslında Süveyş kanalı hani biliyorsunuz bu yüzyılın başında açılmasıyla Kızıldeniz türlerinin, evet. dedim ya biraz önce her coğrafik bölge kendi canlılarını barındırır. En doğru canlılar seçmiştir. Ama siz böyle insan müdahalesiyle olan mesela işte Süveyş kanalının açılması insan müdahalesiyle evet. olmuş bir şey. Oraya özgü Kızıldeniz'de çok tuzlu olan bir denizdir Kızıldeniz. Denizlerin tuzluluğu da tabii iklimle ilgili evet. biraz. Akarsuların varlığıyla ilgili. Oradan bu hayvanların Akdeniz'e doğru göç etmesi ve burada rekabeti kazanması. Nedir o rekabet? Biyolojik dediğimiz faktör ortaya çıkıyor işin içine. İşte o faktör ortaya çıktığı zaman güçlü yönleri olan o canlılar, biz bunlara şey diyoruz yani yabancı türler diyoruz. Evet. Yani bu ortamın türü değil. Ama bu ortama geldiği zaman diğer bütün türleri belki elemine ediyor, yok ediyor ya da azaltıyor, aleyhine çalışıyor. Ve sonuçta bu tür normalde bize faydalı bir türde değil evet. işin aslı, zararlı diye biliniyor. Ve bunun avlanması da zaten teşvik ediliyor. Fakat insan eliyle olduğu için ne yazık ki böyle bir sorunla karşılaşıyor. Öbür deniz anası demiştiniz. Şimdi bazı türlerin yok olması ya da artması, aşırı şekilde artması evet. bize şunu uyandırır. Bazen televizyonlarda haber olarak çıkıyor. Diyor ki aşırı işte İstanbul Boğazı'nda deniz analarının aşırı bir şekilde çoğalması endişe uyandırdı. Ya da Karadeniz bölgesinde ya da burada şurada bir bilim adamı çıkarılır, sorulur. Denir ki nedir bunun sebebi? Şimdi biz şunu söylüyoruz. Ekolojik faktördeki ani bir değişiklik oradan o ortamdaki canlıları etkiler. Nedir bu? Ani soğuk olabilir, sıcaklık olabilir, tuzluluk olabilir, kimyasal kirlenme olabilir. Yani aklınıza ne gelirse... Ve biz bazı gösterge canlıların bu ortamda var olduğunu ya da yok olduğunu görüyoruz. Gösterge canlının tarifi de şu. Bir ortamda bir faktör, bir ani bir değişiklik yani ekolojik bir faktörün değişikliği sonucunda
O ortamı terk eden ya da ortama gelen türlere biz ne diyoruz? Gösterge türleri diyoruz. Şimdi bir canlının bu kadar aşırı bir şekilde artması insanda şunu ortaya çıkarıyor. Bir kere deniz anaları ekolojik olarak geniş toleransa sahip bir canlı grubu. Şimdi rekabeti kazanmış. Demek ki ortamdan deniz analarıyla ortak rekabet ettiği bir canının ortadan kaybolduğunu göstermekte. Yani bir dengenin bozulduğunu gösteriyor. O aşırı üreme yoksa canlılarda doğal olarak gözükmez. O zaman biz şunu araştırmamız gerekiyor. O ekolojik faktör hangisi? Yani o değişimi sağlayan ekolojik faktörün ne olduğunu bulmamız gerekiyor. Evet hocam. Anlaşıldı değil mi? Son olarak hocam eklemek istediğiniz bir şey var mı? Yani deniz biyolojisi tabii o kadar çok geniş alanlarda çalışıyor ki. Yani fitoplankton konusu var. İşte bentoloji demiştim, onun konusu var. Su kimyası mesela, su kimyası laboratuvarında da önemli konularda projeler, araştırmalar yapılabilir. İşte bizim üniversitemizin Manavgat'ta aldığı bir arsa var. Orada oranın değerlendirilmesi söz konusu. Evet. Ve burada bilmiyorum bu değerlendirilirse ileride belki çok daha iyi araştırmalar, projelerin üretilebileceğini düşünüyorum. Onun dışında o kadar çok ki yani faktörler burada maddeler halinde ben yazmışım. Bahsedeyim mi biraz? Tabii, tabii. Yani tür stokları yapmak diyoruz. Kirleticilere maruz kalan deniz canlılarını test etmek ve izlemek. Evet. Örnek toplama ve karot teknikleri, coğrafik bilgi sistemleri, görsel kayıt ve örnekleme gibi veri kullanım süreçleri. Bilinmeyen tür ve hastalık örneklerini ve örneklerini korumak ve deniz popülasyonlarının dağılımını, aralığını ve hareketlerini haritalamak. Nesli tükenmekte olan organizmaları araştırmak ve korunma stratejilerini uygulamak için tüplü dalışlar yapmak. Bilimsel deneyler tasarlama ve bulguları değerleme. Ajanslar, fon veriler, verenler, ticari organizasyonlar, Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı ve deniz tabanında sondaj yapan, petrol şirketleri gibi devlet kurumları için ayrıntılı raporlar hazırlamak. Bunlar da önemli. Okyanuslarımıza bakma yöntemlerimizi akademik yayınlar, konferanslar veya sosyal yardımlar aracılığıyla daha iyi gözetmemize yardımcı olmak için deniz bilimindeki en son gelişmeleri bildirmek. Gerçi biz okyanuslara açık bir ülke değiliz ama evet. Belki anlaşmalarla farklı ülkelerle bu yapılabilir diye düşünüyoruz. Sosyoekonomik, kültürel ve insan sağlığı etkilerini içeren, teklif edilen bir projenin veya gelişimin olası çevresel etkilerini değerlendiren çevresel etki değerlendirmeleri yapılması. Mesela bir takım ticari faaliyetlerde çevresel etkinin ne olacağı noktasında raporlar ve planlar değerlendirmeleri yapılması. Yerel dalgıçlar, balıkçı ve paydaşlarla hayvan davranışları ve yerel denizcilik uygulamaları hakkında görüşmek. Denizcilik faaliyetlerinin politika, planlama ve yönetimi hakkında ders vermek. Mesela belki daha ileride sertifika alabilmek için. Kutuplu, ılıman ve tropik denizlerde balıkçılık ve araştırma gemileriyle ilgili keşif gezileri yapmak. Ve birkaç daha şöyle madde, deniz ortamını en iyi şekilde yönetmek için gereken bilimsel bilgiyi sağlamak ve bunu politika sürecinde devlet, irtibat, basın ve medya aracılığıyla savunmak, eğitim çalışmaları yürütmek ve kamu, hükümetler ve ticari kuruluşlarla ilgili konularda farkındalık yaratmak ve deniz çevresiyle ilgili projeler geliştirmek, uygulamak ve yönetmek diye böyle sözümü bitiriyorum. Teşekkürler hocam, çok sağ olun. Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü Deniz Biyolojisi Anabilim Başkanı Profesör Doktor Yunus Ömer Boycu hocamızdan bilgileri aldık. Bir sonraki canlı yayınımızda görüşmek üzere, hoşçakalın.